Tamam. Herkese selamlar. Reşit Ömer Kükner ile 416 notlarına deprem felaketi sebebiyle bir dönem ara vermiştik. Ben bir iki yayın yaptım ama Ömer abiyle mevcut gündemi değerlendirmek için bugünü bekledik. Galatasaray tarihi bir satın alma yaptı. Florya ile ekonomik anlamda yeni bir döneme başladı. Galatasaray futbol takımı ise dün benim izlemediğim müsabakada harikalar yaratmış. Ömer abinin enfes anlatımıyla bu iki olayın değerlendirmesini yapacağız bu programda. Ömer abicim hoş geldin. Merhaba Hakan'cığım, hoş bulduk. Uzun bir ara oldu. En son Trabzon maçından sonra yapmıştık çekimimizi. O sabah deprem oldu. Yani sen de program yaptıktan sonra ben de Urfa'ya gittim. Urfa'dan Antakya'ya geçtim. Çok üzücü görüntüler yaşadım. 3 gün işte, yani herkes ne kadar üzüldüyse ben de o kadar üzüldüm. Hakikaten Hatay benim için Türkiye'de ortalama olarak en iyi insanların yaşadığı ildir diye yazmıştım yıllar önce. Çok üzüldüm. Başta Antakya olmak üzere tüm Hatay için. Umarım en kısa zamanda toparlanır ve o eski görkemli tarihsel, bir de o kadar ilginç ki Bizans tarihi dinliyorum. Yani Konstantinopol anlatılıyor tabii ağırlıklı olarak Bizans anlatıldığı zaman. Ama onun dışında çok önemli 2 tane şehir var. Bir tanesi Antakya, bir tanesi Urfa. Yani bu iki şehrin şeyde tarihte ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Antakya hakikaten hem Haçlı seferleri sırasında hem Bizans'ın gelişimi sırasında hem Cumhuriyet döneminde çok önemli olmasını diliyorum ve futbolda çok önemli iki figür olan Gökhan Zan ve Volkan Demirel'e çok teşekkür ediyorum. İkisi Hatay'a umut verdiler. Futbolculuklara da tabii benim yaklaşımım farklı. Gökhan Zan'ı çok sevdiğim bir Galatasaraylı olarak gördüğüm bir futbolcu olduğu için ayrı tutuyordum. Volkan ise karşı tarafın, karşı yakamızın Sert şeyi, adamı. sert adamı, çok güzel ifade ettin. Daha başka bir şey söylemeyeyim. Ama ikisi şu anda benim için Hatay için yaptıklarından dolayı, depremdeki yaşadıklarından dolayı ikisi de benim gönlümde aynı seviyededir. Gökhan'ı da Volkan'ı da aynı seviyede seviyorum artık. İkisi de bugün Türkiye'de hangi kapıyı çalsalar baş tacı olurlar. Türkiye'nin bu felaketin büyüklüğünü anlaması, yardımların hızlanması konusunda inanılmaz bir katkıları oldu. Üstelik büyük bir acı yaşarken bunu başardılar. Ben de kendilerine minnettarım. Ayrıca sana ve senin gibi deprem bölgesine giden tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ben İzmir'de çaresizce izleyen etkisiz eleman pozisyondaydım. Sembolik yardımlar yaptık ama asıl orada elini taşın altına koyan, insanlara destek olan, umut olan, çare için çırpınan insanların da hakkı ödenmez. Başımız sağ olsun. Dilerim bir dahaki sefere bu kadar ön hazırlık yapılmamış şekilde büyük bir felaketle karşılaşmayız. Ben Evet. hemen şeye geçmek istiyorum abi, spora. Çünkü bu başlığı sen verdin. Galatasaray tek büyük olma yolunda diye. Galatasaray bu sezon berbat bir puantajla berbat bir noktadayken bile bu oyun 23. şampiyonluğu getirir. Sabır sabır derdin. Şimdi Galatasaray en yakın rakibinden 6 puan önde. En yakın rakibiyle iç sahada oynama avantajı var. Ve şampiyonluk gitse ne gam, rakiplerinde olmayan büyük bir ekonomik getiri kapısını açtılar. Önce Florya'yı değerlendirmeni istiyorum. Sonra da Galatasaray'ın İstanbulspor maçına geçeceğiz. Şimdi hep söylüyorum, Galatasaray başkan kulübüdür diyorum ve bunda ne kadar haklı olduğum ortaya çıkıyor. Şu anda seçim döneminde aday olması işte bir şekilde, ne diyelim, ilk günden planlanmamış bir başkanın son bir hamleyle oluşturduğu yönetim şu anda Galatasaray tarihinin en önemli işlerini yapmak üzere adımlar atıyor.
O bakımdan Dursun Özbey'e ve yönetimine çok saygı duyuyorum. Depremde de gördüm bunu. Deprem anlatmak için söylemiyorum ama Galatasaray'ın gücünü göstermesi açısından Urfa'da ben çok fazla bir şey yapamadım. İşte ufak tefek bildiğim insanlara yardım yapabildim. Bunları söylemesi ayıptır ama yaptıklarını biliyorum. Yardımlarımı işte Tarsus'taki evimi bir aileye açtım. Urfa'daki evimizi bir aileye açtım. Depremizde de orada yerel kahramanlar gördüm. Kaleci Ferhat diye Twitter'da yazan Urfaspor'un eski kalecisi Ferhat Ertürk var. Onun yani nasıl çabaladığını, gitmediği yer bırakmadı. Pazarcık, Elbistan, Adıyaman, Maraş, Antakya, İskenderun, bütün şeyi elinde ne varsa Galatasaray yöneticisi, sportif yöneticisi ve hissiyat başkanı İbrahim Hatipoğlu'nun da büyük desteğiyle Urfa bazlı yapabileceği her şeyi yaptı. Ve orada Galatasaray'ın ne kadar büyük bir gücünün olduğunu gördüm. En son İbrahim Hatipoğlu bir palet var dedi Ferhat'a. Yan yana sohbet ediyorduk. Abi ne yapalım dedi. Paleti ver dedim. Bizim köy çok büyük darbe görmedi ama orada da işte dışarıdan gelenler var. Ve şansıma arabaya yükledik paleti İbrahim Hatipoğlu'nun Urfa'daki fabrikasından. Yani böyle şeye sevinilmez ama içinden hep çocuk malzemeleri çıktı. Yani gözlerim yaşardı. Çocuk bezleri, çocuk mamaları, çocuk giysileri. Yani ondan mutlu oldum. Tabii büyüklere de olsa mutlu olurdum ama benim şansıma öyle bir palet denk geldi. Onunla da bir sürü insanın derdine merhem olduk. Burada bütün Galatasaray camiasına bir kez daha orada somut olarak yaşamış birisi olarak çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Galatasaraylı olmak orada bana yani sporun dışında da çok büyük gurur verdi. Abi Şimdi bütün tekrar bütün kulüpler yaptı onu Florya söylemiyorum. ay şimdi yanlış anladım. Evet. Hayır ben ayrım yapmıyorum. Kesinlikle ayrım yapmıyorum. Ben somut olarak yaşadığımı söylüyorum. Ben bir ait olduğum camianın farklılığından, çabasından gurur duydum diyorsun. Ben tüm kulüplerin çabasından çok gururlandım. Tüm bireylerin aidiyet duygusu olmadan koşanların. Ama sen orada yapılacak konteyner kentlerle ilgili bir şey söylemeyeceksin herhalde Galatasaray'ın yaptığı. Florya'yı konuşuyoruz. Evet, şimdi Dursun Özbek seçim öncesi söylediğim gibi yani son anda çok planlanmamış bir şekilde seçilmesine rağmen Galatasaray tarihin en önemli adımlarından birisini atıyor. Ama buradaki sürekliliği söylemem lazım. Mustafa Cengiz dönemi, mesela Florya diyoruz. Florya'yı Galatasaray tapusunu vermişti. Mustafa Cengiz'in son günlerinde ne kadar sevinerek geri aldığını hatırlıyorum. Belirli bir miktara tekrar ödeyerek. Onun dışında ada davası kazanmıştı Mustafa Cengiz. Dursun Özbek de Galatasaray'ın sürekli bir yapısı olduğunu göstererek hem şeyi Kemerburgaz bir de o da çok önemli Galatasaray açısından. Adada, Kemerburgaz'da ve Florya'da ve şeyde Mecidiyeköy'deki otelde çok önemli adımlar atarak Galatasaray'ı benim için futbolda zaten tek büyük yani benim öyle düşünmem çok doğal. Ama kulüp yapısı olarak da tek büyüklüğe doğru götürme yönünde çok önemli adımlar atıyor. Burada tabii ki Galatasaray Başkan Kulübü ama oluşturduğu yönetimin başta Erden Timur olmak üzere sportif AŞ'deki başkan yardımcısı Erden Timur'un yarattığı olumlu havanın ve katkılarında çok önemli payı olduğunu düşünüyorum. Ama hepsi sonuçta gelir Dursun Özbey'e yazar. Çünkü gelecek seçimde seçimi kaybetme tehlikesi olan Dursun Özbek ya da tekrar kazanacak olan Dursun Özbek. Ben seçilmeyeceğim, ben şey olmayacağım. Yani kimse savaşı kaybeden, zaferi kazanan da odur. Onun da adını söylememiz lazım. Çünkü abi ben Yani çok büyük seninle bir sohbet Galatasaray yan söylemiştim. şimdi bu şeyi Seninle sohbetimizde söylemiştim. Bu laf senin lafındır. Galatasaray Başkan Kulübü'dür lafın. Galatasaray Başkan Kulübü'dür ve bir başkanın seçtiği bir çalışma arkadaşının gölgesinde kalmayı gösterecek kadar tevazu sahibi olmasını da ben çok saygıyla karşılıyorum. Ben Dursun Özbek'in
pozisyonda olsaydım, başkan olsaydım bu kadar tevazu gösterir miydim? Bu kadar ön plana çıkmasına izin verir miydim? Sanmıyorum. Hatta Erdem Bey başkan olsaydı, Dursun Bey Erdem Bey'in yaptıklarını yapsaydı, Erdem Bey Dursun Bey'in bu kadar öne çıkmasına müsaade eder miydi? Onu da bilmiyorum. Bu müthiş bir olgunluk gösterisi. Dilerim ki Galatasaray oradan elde edeceği kaynağı Ünal Aysal'ın para saçarcasına öyle saçma sapan harcadığı bir çılgınlığın içine girmeden parayı koruyarak takımı her sene küçük küçük geliştirerek çocuklara yatırım yaparak kullanır inşallah. Çünkü bu para Ünal Aysal'ın buradan gelecek para Ünal Aysal'ın 4 senede harcadığı paranın yarısı kadar. Aslında öyle dev bir şey yok. Galatasaray ekonomik olarak sıkıntılı olduğu için çok büyük bir para. Şimdi aslında Galatasaray buna yakın bir fırsatı Seyran Tepe'ye benim divanda önerdiğim şekilde Aslan Tepe'ye dönüşmesi istediğim isminle yakalamıştı. Fakat orada bir yöneticinin yaptığı böyle bir hatanın Boğazdı. sonucu yani sen boşluk dersin ben demem Ben çok demezsin. büyük bir fırsatı kaybetmişti. Bu sefer başarının altında yatanlardan bir tanesi sessiz sedasız tapuyu alana kadar işte tapu alınmadan ben o gün kulüpteydim. Ertesi gün tapu alınacağını biliyordum. İşte o gün patladı Galatasaray'ın Bunu söyledi. satın alacağı. Ben söyledim onu da ya. Memlekette gazetecim kalmadı ve arkadaşlar vallahi Ömer abiden öğrenmedim. Yani bu kadar büyük bir Yok yok. gizlemeyi başardılar. Ben de bir abimle sohbet ederken biliyorsun değil mi Galatasaray parayı topladı. Bu hafta tapuyu alıyorlar. Abi dedim ben bunun haberini yaparım. Bu çok büyük haber yer yerinden oynar. Yap kardeşim dedi. Bak mahcup olmayalım sonra dedim millete ben. Yarım saat sonra gene aradı. Yok alıyorlarmış kardeşim dedi. Sen bilirsin dedim. Yaptım haberi. Memleketin haberi yok. Büyük başarı yani bunu gizli başarabilmek. Ben sana versem ayrıntısını nereden ne alındı, nereden nereye verildi o kalemleriyle anlatırdım ki biliyorsun. Yani benim Galatasaray'da bu kadar ne diyeyim tırnak içinde bir yerim varsa o bildiklerimi Paylaşmamaktan geliyor. konuşmamamdandır. Evet. Zamanından önce paylaşmamamdan geliyor. Ben O yine gün çok güzel. Mustafa Cengiz'e bir rahmet gönderelim buradan hep birlikte. Yani gerçekten çocuk gibi sevinçliydi o gün tapuyu aldıklarında. Şeyde Geri aldığında. evet ve Florya'nın tapusunu geri aldığında, evet. Galatasaray camiasının çok önemli isimleri bir belgesel yapıyorum. Çok ağır sözler söylemişler. Bu parayı alınır mı? Nasıl aldınız? Dönümü 7 milyon liraya geliyor falan diye. Şimdi de onun sayesinde, bunun sayesinde de birileri sahiplenmeye çalışacak. Bu bir süreklilik meselesi. Hepsinin katkısı var. Ama o süreci başlatan, o ışığı yakan da rahmetli Mustafa Cengiz. Ve abi ben Mustafa Cengiz belgeseli yapıyorum. Ne kadar çok iş yapmış. Gerçi senin kitabında da var. Televizyonu kuruşunuz 0 lira bedelle, kısacık dönemde. Onu unuttum. O kadar hizmet arasında. O küçük gözüküyor ama çok maliyeti yüksek şeyler bunlar. Galatasaray için hayırlı uğurlu olsun derim. Sen o fırsat kaçtı. Şimdi bir fırsat var. Bu fırsat nasıl değerlendirilmeli? Onu söyle hemen takıma geçelim. Şimdi kurulan model şu, üyelere deklar edilen model şu. Buradan yaratılacak para bir fon olacak. O fona Anglo-Saksonların trust fund dedikleri yani kimsenin dokunamadığı bir mali yapı oluşturulacak. Ve o mali yapının getirisiyle harcama yapılabilecek kulübe ilişkin. Bu muazzam bir şey. O bakımdan bu şey değil. Mesela işte Galatasaray sermaye artışına gitti, para topladı, bunu tekrar aldı, transferde ya da başka yerlerde kullandı gibi değil. Bu bir para olacak ve bu paranın dokunulmazlığı olacak. Tırnak içinde bir vakıf gibi düşünelim. Vakıf değil de işte maddi vakıf gibi düşünelim. Ana varlık bir yerde duracak. Onun şeyleriyle, getirileriyle kulübe katkı yapılacak. O bakımdan muazzam bir model. Abi bir de Bankalar Birliği borcu sıfırlanıyor.
Galatasaray'ın bankalara her sene ödediği 100 milyon, 150 milyon lira faiz giderinden kurtulacak kulüp. Ya inanılmaz rakamlar bunlar. Bütün amatör branşlar neredeyse bedavaya gelecek yani bir anlamda. 10 milyon euro. Evet, altın yumurtlayan ve ölümsüz bir tavuğu olacak Galatasaray'ın. O tavuk orada duracak, yumurtalarıyla, yumurtadığı Kesmeyecekler ya altınlarla tavuğu. Galatasaray. Anlaşıldı. Süper. Tavuk kesilmiyor Evet. bu sefer. Hayır. Ve tavuk şöyle, tavuğun da tabii ömrü var. Öyle bir tavuk ki bir tane de yumurtasını ayırıyor altının dışındaki. Onu kurkuna yatıyor. Tekrar bir tavuk daha çıkıyor. O da tekrar altın yumurtlamaya devam edecek. Süper. Bu şekilde söyleyelim. Şimdi çok zor olsa da ülkenin bir kısmı rutin hayatını yaşamaya devam ediyor. Futbol oynanmaz bu dönemde falan deniyordu ama futbolda oynanmak durumunda çünkü bu kulüplerin de gelir yaratabilmesi lazım. Yayıncı kuruluşu düşünmek lazım ve lig başladı. Herkes oynarken erteleme maçları, lig maçları Galatasaray bir hazırlık maçı yaptı ki iki hazırlık maçı yaptı ama dünkü hazırlık maçı gerçekten ölçü sayılabilecek bir hazırlık maçı. İstanbulspor ligin iyi futbol oynayan takımlarından biri en azından bir felsefesi var ve ben skoru görünce şaşırdım 6-0 izleyemedim maçı. Şimdi senden bu maçın değerlendirmesini, Zaniolo değerlendirmesini istiyorum. Lütfen. Alanya maçı da var. O Evet. maçta Aa, 4-2 bitti. maçı Evet, o maçta zaten şimdi bir endişe her zaman var. İşte ara verildikten sonra bir hafta milli takım arası verilir. 15 gün takımlar maç yapmaz, milli takım oynayacak diye. Döndüğü zaman acaba takım milli takımdan nasıl döndü, aradan nasıl döndü diye düşünürsün. Bir de böyle yıkıcı bir aradan döndükten sonra işte Dünya Kupası'ndan da iyi döndü Galatasaray. Yani o bana bir fikir veriyordu. Ara Galatasaray'a çok zarar vermiyor diye. Alanya karşısında gördüm. Galatasaray'ın aynı çizgide devam ettirdiğini. Çünkü Trabzon maçı da Galatasaray çok iyi oynamıştı. Onu tekrar ettiğini gördüm. İstanbulspor maçında da onun üzerine koyarak gitti ve hakikaten şimdi Icardi'yi seyredeyim diyorsun. İşte Mertens'i seyredeyim diyorsun. Olivier'i seyredeyim, Sacha Boey'i seyredeyim. İşte Abdülkerim'i, Nelson'u hepsini seyredeyim diyorsun. Şimdi de başımıza Zaniolo çıktı. Şimdi ben cumartesi günü saat 19'a kadar söz istiyorum. İşe yaramamıştı belki ama Galatasaray harika bir takımdı. Nedense ya da kafamda öyle kalmış. Elano'yu transfer etmişlerdi. Elano da ilk maçında olağanüstü bir vuruşta güzel bir gol atmıştı. Benim başımda bir Elano eksikti. Şimdi birilerine nazar değdiririm diye bu başlıklardan uzak duruyorum. Ama adam zaten çok ciddi çıkış bedelleri olan benim bile seyretmiş olduğum bir oyuncu. Ben Avrupa'dan gelen oyuncuları pek bilmem. Açıkçası ciddi sakatlığı var diye de şüphelenmedim desem yalan olur. Şimdi bir Zaniolo eksikti dedin. Oradan devam et abi. İşte cumartesi saat 19'a, hatta 18.30'a ben erken girerim. Takım nasıl ısınıyor diye o bile bana maçta bir hava verir. Takımın ne yapacağına ilişkin. Şimdi Zaniolo'nun bu sefer biraz daha erken aldım. Sahaya çıkış anını da görmek istiyorum. Yani Falcao'da bu heyecanı yaşamıştık Kasımpaşa maçında ilk sahaya girdiğinde. Şimdi hakikaten çok ilginç bir oyuncu ve o genç yaşına rağmen, o fiziğine rağmen, yani normalde o kadar uzun bir oyuncunun teknik değil, daha fazla güce dayanan oyun oynaması gerekir diye düşünürsün. Yani kısa boylu oyuncular yaparmış. İşte Hacı yapar, Maradona yapar. Yani dün iki kişinin arasında bir çalım attı. Dedim ki bu Hacı mı, Snyder mi? Yani öyle bir lezzet de veriyor. Ve ayrıca adımları çok uzun. Abi gerçek Ve pozisyonu ne Zaniolo'nun Allah'ını seviyorsan? yani sağ kanat diye biliyorum ama yani her Şimdi santrfora koysan da oynar gibi bana. Öyle geliyor. Yani ben 10 numaraya koy, Zaniolo'nun on transfer numarada oynar. ne karşıyım? Ben de sağ bölgede oynadığını düşünüyorum. Çünkü Zaniolo'nun alınması gerçi Raşit'sa kiralık ama Yunus Akgün'ü etkiler. Raşit Say'ı etkiler. Onu etkiler, bunu etkiler. Beş kişiyi birden ateşe atacak bir transfer bu.
Ama bunu mülkiyet Ya da diyorsun. He. beş kişiyi birden Geliştirir. Rekabete sokar. motive edecek bir şey. Mesela Yunus'taki o gelişimde bu transferin rolü olduğunu düşünüyorum. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Dün işte maçta tabii hazırlık maçında böyle iki tane 11 işte kaleci değişmiyor, Berkan değişmiyor. İşte 22 değilse de işte 19-20 kişiyle oynuyorsun bir maçı. Sonunda 22'ye tamamlıyor kaleci hariç galiba. O maçta çok fazla oyun felsefesine bakmıyorum ben. Oyuncuların tek tek ne yaptığı, ne kadar gelişim gösterdi. Mesela dün Galatasaray'da Torreira sahada yoktu. Yani adı yoktu ama sahada Berkan vardı Torreira kimliğinde. Yani bir oyuncu bu kadar mı gelişir? Daha önceki İstanbulspor maçında yine hazırlık maçında yuhalandı bu çocuk. Rastlantıya bak. Orada. Evet. Ama dün dedim ki ya bir de ilginç bir şey. Fenerbahçe maçını 3-0 kazanırken Okan Buruk, Torreira yoktu, Berkan vardı. O da ilginç bir şeydir. Ya bu şimdi ben hep şunu açıklıyorum. Büyük kulüplerde değil futbol oynamak Anadolu'dan gelen futbolcular için yürümek bile zor. Zamana ihtiyaçları var. Bu çocuğun çelik gibi sağlam sinirleri varmış ki ayakta kalmayı, hatta formayı söke söke almayı başardı. Artık Galatasaray taraftarının ondan şüphesi yok. Galatasaray Evet, taraftarını da seviyor. He. bizim görevimiz Ya ben şimdi yani atladım abi, unutmuşum. Aklında bin yaşa. Bir önceki İstanbulspor'la hazırlık maçında yuvalanan bir futbolcudan bahsediyoruz. Şimdi evet. Berkan bir önceki İstanbulspor maçında yuhalandı. evet. Yuhalanmıştı. Ondan sonra oyuncu bazında gidiyorum. Popescu. Yani orta sahadır aslında. Fakat Barcelona'da stoperde oynamıştı. Fatih Terim stoperde Bülent'in yanına koydu. Bir taşla iki kuş vurdu. Hem Bülent Korkmaz'ı çok yükseltti. Hem de Galatasaray'ın geriden oyun kurmasını sağladı. Ondan sonra yani Popescu'dan sonra çok iyi stoperler geldi Galatasaray'a. Ama dün yani Alanya maçında da görmüştüm onu. Daha önce de fark ediyordum. Fakat dün ilk yarıda Popescu'yu seyrettim ben. Yani Torreira yok. Berkan da şeyi seyrettim. Torreira'yı seyrettim. Popescu işte 2002'de mi 2001'de ayrıldı galiba İtalya'ya gitti. Popescu'yu seyrettim. Attığı uzun toplar, ileri çıkışları. Yani bir futbolcunun bu kadar mı takıma katkısı olur? Abdülkerim Bardakçı yani bu kadar mı etkili olabilir bir oyuncu? Şu anda yurt dışındakiler dahil Türkiye'nin en iyi stoperi hem kesicilik hem oyuna katılma hem oyun yönlendirme açısından Abdülkerim'dir. Bir de şeyi hatırla, Ümraniye maçında 83. dakikada Icardi'ye attırdığı gol. Ben açık söyleyeyim, o ortayı tribündeyken Dubois yaptı zannettim. Ama sonra Ben de zaten şimdi... Sıtkı'ya sordum, Dubois yaptı değil mi ortayı dedim. Yok abi dedi, bizim Sıtkı Görçin. Yok abi Abdülkerim yaptı dedi. Dedim ki tamam yani olmuş. Onun dışında eleştireceğim bir iki oyuncu var. Onları söyleyeyim mi söylemeyeyim bilmiyorum. Yani Yusuf Demir'in yarattığı beklentiyle performansı arasında ciddi şey var. Dengesizlik var. Umarım kapatır. Yani bazı şeyleri çok iyi yapabileceğini tahmin Galatasaray'a ediyorum. gitmek istemiyormuş. Ben futbolcu olacağım. Bir takımda oynayamayacağım. Yeterince süre alamayacağım. Belli olacak ve gitmeyeceğim. Oynayan oyuncu gelişir. Ya buna kapalı futbolcuların da gelişebileceğine inanmıyorum. Yeteneği ne olursa olsun. Birçok da talip Yani etmiş. Git kiralık oyna. evet kas. 4 ay çatır çatır oyna. Fiziksel olarak da zihinsel olarak da hazır dön takıma. Sana bir soru. Sorar. Yunus geçen sene Adana Demirspor tecrübesini yaşamasaydı Galatasaray devre arasında Yunus'u gönderir miydi, göndermez miydi Gönderdi. bu sene? Zaten yani 5 dakika bile süre alamazdı. Emin Bayram, Boluspor'a kiralanmasaydı, oradan oynayarak gelmeseydi, ne olursa olsun bu takımda oynayabilir miydi abi? Oynayamazdı. Yunus da giderdi. Bu Şimdi Yunus'u Galatasaray, Yunus'u şu anda Galatasaray'da tutan
Galatasaray'ın ilk devredeki oyunla yaptığı katkı değil. Adana Demirspor'da oynadığı şey. Bu çocuk bunu oynadıysa burada da oynar fikri. Şimdi Yusuf'un eğer transfer bugün bitiyor galiba saat 24'te ayın 5'i. Eğer gitmezse Yusuf'un herhangi bir kredisi yok Galatasaray'da. Yani Yusuf şey Yunus gibi heybesi dolu değil. Herkes kafasında oynadığı hazırlık maçlarındaki işte düşük performanslı Yusuf olarak görecek. Halbuki gitse Kasımpaşa'ya iki maç oynasa herkesin kafasında o izi bırakırdı. Bence hata yapıyor. Gitmesi lazımdı. Ama tabii o da futbolcu yani karışamayız. Herkesin özgür iradesi var. Ama söylediğin gibi kendisi stratejik bir hata yapıyor Galatasaray'da kalmakla. Bu çabasızlığını sürdürmesi halinde. Ama idmanda kendini gösterir. Florya'da bir şeyler yapar. Hocasının tekrar güvenini kazanır. Ona bir şey diyemem. Yani, Yani bu iki oyuncu benim şeyde bir de Olivier'in ne kadar onun önemli oyuncu olduğunu gördüm. Ben o sakin duruşun altında mesela attığı gol müthiş bir gol. Orada Gomis'in hafif bir fake'i var. Sen onu görmedin. Sağdan Yunus sağ ayağıyla, sol ayağıyla değil. Çok güzel bir orta yaptı. Gomis vurur gibi yaptı. Bıraktı arkadan Oliveira çat diye vurdu. Yani müthiş bir gol attı. Bir de dünkü maçın güzelliği hep söylüyorum. Sırf santrfor golüyle şampiyon olmaz bir takım. Orta sahanın gol atması lazım. Savunmanın gol atması lazım. Onu gördük. Galatasaray artık sırf santrfor gollerine bel bağlamamış bir takım gibi oynamaya başladı. Bir de Okan Bol diyorum ben ona. Bu da yani niye bol diyorsun diye işte futbolu futbolun bolu o nedenle zenginleştiğini gördüm. Mesela dün ilk yarıda Galatasaray uzun süredir görmediğim bir şekilde onu muhtemelen çalışmış takım. Sürekli uzun topla oynadı. Abdülkerim ağırlıklı. Onun sağ kanada, sol kanada hatta santrfora atacağı toplar üzerinden. Yani bu oyun stratejisi olmaz. Yani bütün seneyi ya da bütün maçları böyle oynayamazsınız. Ama Galatasaray'ın tıkandığı zamanlarda doldur boşalttan daha bilimsel, daha gerçekçi bir futbol olarak uzun toplarla oynamaya başlamasını gördüm. Ona çok sevindim. Yani benim için son iki hazırlık maçta tabii Zaniolo muhteşem. O ayrı bir zenginlik. Ama bu şeyin Okan Buruk'un takıma bu zenginliği de getirmiş olmasından çok mutlu oldum. Bir de bir şey söyleyeyim. Ben uzun topla Muslera muhtemelen Efendim, uzun toplarla savunmadan çıkılmasına hep karşıyım. Bunu zayıf takımlar yapar diye düşünüyorum ama bakalım bu taktik yaklaşımın ligde bir karşılığı olacak mı? Birlikte göreceğiz tabii. İzlemediğim için de saçma sapan bir yorum yapmak istemiyorum ama temel prensip olarak doğru paslarla yerden çıkmak daha doğrudur diye düşünüyorum ama sen öyle güzel anlattın ki ligde bunun şeyini toplarlar, karşılığını evet. alırlar herhalde. Ama bu bilinç düzenlemesiydi. Evet. Göreceğiz etkilerini. Bir de şey söyleyeyim. Muslera muhtemelen Adana Demirspor maçında dönecek. Kasımpaşa maçında yok öyle tahmin ediyorum. Yani sahada çalışmaya başladı ama Okan Kocu'ya biz gereken güveni vermek zorundayız. Alanya maçında işte bir ayağından top kaçırdı falan. Tamam. Bana nasıl Onlar sataşmış da var. Okan Kocuk daha ilk maddede vazgeçtim abi seni okumaktan. Okan Kocuk kötü. Değil. Okan Kocuk kötü değil. Bak, Milletvekili Galatasaray şampiyon olursa yazmış da sosyal medyana. Ben biliyorum, biliyorum, biliyorum. O da görüştür, bir şey demiyorum. Yani Okan Kocuk'u sevmek zorunda değil ama biz elimizden geldiği kadar objektif davranmak zorundayız. Oyunculara moral vermek zorundayız. Galatasaray şampiyon olursa İstanbulspor maçının 90 artı 4 ya da 5. dakikasında ayağıyla benim de tribünden kimse sen bana söyledin ayağıyla kurtardı diye hatırlıyorum. Yayında sen söyledin. Çünkü ben Sol elini maçı seyretmeden seninle yayın yapmıştık. Yani özet seyretmeden abi sen kurtarmıştım. Evet. evet Okan kurtar dedim Hakan sen dedin ki abi ayağıyla kurtardı. Sonra hakikaten özette gördün. O
ayağıyla kurtardığı gol pozisyonda Galatasaray gol yese, İstanbulspor'la 2-2 olsa ertesi hafta Sivas'a gidiyor. Bir zor dönem geçirecek. Ondan sonra Fenerbahçe maçı var falan. Okan Kocuk benim için Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok büyük katkı yapmıştır. O maçtaki son dokunuşuyla. Onun için bendeki kredisi sonsuzdur Okan Kocuk'un. Ve Kasımpaşa maçında da çok iyi olacağını tahmin ediyorum. Çünkü kalecilik futbolculuğun diğer taraflarına benzemiyor. Oynamıyor. 6 ay sonra ya da 3 ay sonra diyoruz ki hadi kaleye geç. Bu maçta kale senin diyorsun. Kalecilik çok büyük alışkanlık işi. Santrafor 5 Onun gol kaçırır, bir tane atar, kahraman olur. Kaleci 10 tane kurtarır, bir tane kötü gol yer. Böyle kaleci mi olur? Olur. Yani en berbat pozisyon. evet. Evet ama benim için Okan'ın o kurtarışı çok önemli. Ben onu bir kenara yazdım. Yani senle şampiyonluk programı yaptığımız zaman madde bir Okan Kocuk diye başlayacağım seninle. 3 tane öyle madden var senin. Ben de buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Hem Galatasaray'a, hem Fenerbahçe'ye, hem Beşiktaş'a. Bu takımların A takımda oynama şansı olmayan şu aşamada ama A takıma çok yakışacağı düşünülen oyuncular var ya, inşallah bugün alayını kiraya verirler. Hamza Akmanları, onları bunları işte her takımda var. Bu çocuklar çatır çatır profesyonel abileriyle mücadele ederek hazır gelsinler buraya. Yoksa Emin Bayram yoktu şimdi. Emin Bayram birinci ligde bir yerde formayı kapmaya çalışıyordu. Yunus Akgün ligde oynardı, Süper Lig'de bir yerde ama Galatasaray oyuncusu değildi. Ya işleyen demir ışıldar lafı o kadar güzel bir laf ki. Yani hatta Ya bunun için Okan Kocuk geçen sene gitmeseydi bu kalede bu kadar rahat durmazdı. Çünkü ya bu Okan iyi kaleciymiş, yakışır dedi insanlar da öyle döndü. doğru söyle. Bak çok güzel noktaya değindin. Yani Yunus Akgün kadar Okan'ın bende kredisinin nedenlerinden bir tanesi Giresunspor'u ligde tutmasıdır. Bir de Galatasaray özelinde söyleyeyim. Bence kariyer olarak futbolda ilk üçe girecek olan Arda Turan. Arda Turan yapan Manisa'ya gönderildiği sezondur. Arda Turan Manisa'ya gitti. Ondan sonra harika bir oyuncu olarak döndü Galatasaray'a. Onun için çok haklısın söylediğinde. Oynayamıyorsan git bir takımda kendini göster. Heybeni doldur. Herkes desin ki Hakan Can Mersin İdman Yurdu'nda şahane oynadı. Karşıyaka'da şahane oynadı. Ordu Spor'da şahane oynadı. Urfa Spor'da şahane oynadı. Onun için bu çocuğa biz dayanmalıyız. Tahammül etmeliyiz. Ona kredi tanımalıyız desin. Yoksa isim oynamıyor. Yusuf Demir Barcelona'ya gittin. Gittin ama geri döndün. Ben seni sahadaki performansınla görmek istiyorum. Sadece bu genç yaşta bu iş olmaz. Yani İşte 30'una gelmiş oyuncu için işte Barcelona yaptı, oraya yaptı, buraya yaptı. Belirli bir şey sağlar sana. Dokunulmazlık sağlar. Ama genç yaştaki oyuncu için bunu sağlamaz. Onun için ben futbolcunun oynayanını severim. Şahane. Yeni bir aforizmamız daha oldu. Ömer abicim, ağzına sağlık. Seninle sohbet etmek bana çok büyük keyif veriyor. Geçen hafta birlikte yazdığımız Hayatım ve Galatasaray kitabını bir daha okudum. Ne zengin bir hayatım varmış. Sen farkında bile olmayabilirsin. Dışarıdan bakınca daha çok anlaşılıyor. İyi ki varsın. Söylemek istediğin sözler var mı bilmiyorum ama ben yayını kapatmadan önce sen ve senin gibi deprem bölgesine giderek yardım için çırpınan herkese ekstra teşekkür ediyorum. Kumbarasındaki parayı boşaltıp depremzede kardeşlerine gönderen kardeşlerimi, yetiştiren ailelere saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. İyi ki varsınız hepiniz. Programı sen kapat. Ben de Türkiye'nin bir an önce deprem yaralarını sarıp başta işte Antakya olmak üzere hepsi çok güzel şehirler, hepsi gördüğüm şehirler. Bu sefer Urfa'ya gittiğimde Adıyaman'a gidip Maraş'a gidip oraları göreceğim ve inşallah daha iyi şartlarda tekrar oralar ayağa kalkar diye İnşallah. dilemekten başka bir şey gelmiyor elimden. İnşallah. Ömer abimin benim için yaptığı bir program vardı sevgili dostlar. Urfa'ya gideceğim. Antakya'ya götürecek.
Nemrut'a götürecek, Antep'e götürecek, 3 günlük bir tur yapacak ve dönecektik. Hatay Yine bana yapacağız. yapacağız. İnşallah Hatay'ı böyle cıvıl cıvıl olduğu günleri de görmeyi Allah'ım Tanrı bize nasip eder. Görelim çünkü medeniyetlerin beşiği herkesin konuşurken yüzünün gülümseyerek anlattığı müthiş bir kent. Atatürk'ün de bize mirası. Ömer abim beni yine gezdirecek oralarda. Memnuniyetle. Abimin kitabını da okuyun arkadaşlar. Hayatım ve Galatasaray. Görüşmek üzere Ömer abi, sağ olasın. Ben teşekkür ediyorum canım. İyi de kal abicim.